Hoş geldiniz. USDC değerlendireceğiz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alıyor da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Tera coinleri yükseliyor hemen. Şeylerde gelmiş bakın. E, emojiler memojiler atılıyor. Şimdi e, USDC tarafında özellikle şu an Tera coinleri zaten yükseliyor. Çok güzel bir e, yukarı yaptılar. %10'lar %15'ler havada uçuşuyor arkadaşlar. E, USDC kaynaklı bu. Yani aslında bu yükselişi domine eden ne oldu? USDC oldu arkadaşlar. Bakın güzel bir hacim kazanıyor ve hala ortalamanın hayli üzerinde bir volüm market cap değeri mevcut. Şimdi e, bu hareket nasıl geldi? Ondan bahsedelim. Aslında önceki videolarda anlattığımızdan çok farklı bir durum. E, yok zaten beklediğimiz hareketi aldık. Beklediğimiz neydi? Buradaki Zaten düşüş hedefimiz kısa vadede 4 saatliğin hareketli ortalamasıydı. E ne yaptı? Düştü. 29'a kadar düştü e beklediğimiz seviye. 29'lardan sonra ne yapıyor? Başlıyor hacimlenmeye ve hali hazırda 34.5'lara kadar test etmek suretiyle yükselişini gerçekleştirdi arkadaşlar. E tekim 4 saatlikte bir golden cross etkisi var. E zaten bundan bahsediyordum. Yani 29'lardan yükseliş beklememin sebebi de hareketli ortalamalar çok yoğun. Tamam mı? Hareketli ortalamanın büyük bir yoğunluğu var bu noktada. E, nitekim şu anda da gün içerisinde mevcut hacimle. Bu arada hacmi kontrol edin. E, hacim tarafında artış şu anda istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü zaten e, hareketler alım odaklı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki 35'lere yaklaştıkça yeniden e, düzeltmeye yönelik hareketler gelmeye başladı. Bir süre işte birkaç saat akümülasyon falan yapabilir. Akümülasyon yapmasının sebebi de Özellikle bu noktada saatlikteki hareketli ortalama biliyorsunuz en e, tabiri caizse oynak e, saatlikte hareketli ortalamadan yukarı hareketler e, gözlemlenecek yönünü yukarı çıkaracak ki e, bir destek noktası olarak çalışmak ve 35'leri kırma denemesi yapmak üzere bir süre USDC akümülasyona durabilir belki de akşama kadar arkadaşlar bu noktada uzun lafın kısası bizim ee, hareketin devamını bakın hareketin devamını görebilmemiz için USDC tarafında 35'in kırılımını bekliyoruz. 35'ler kırıldı ve e, saatlikte hiç değilse destek alındığı takdirde 41.5-41.6'lara kadar e, ilk hedef güçlü yükseliş hareketleri yapma ihtimali yüksek. Nitekim bu noktada e, 03 pozisyonlarının altına düşmediğimiz takdirde devamı gelecek bir Geri çekilme hareketinden 24'lere kadar bahsetmemiz doğru olmayacaktır. Yani bu noktalar hareketli ortalama kırılacak ki biz düzeltme 24'e devam edecek diyebilelim. Şu anda kısa vadede bununla alakalı bir hareket yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşçakalın.